Kartopunun yumuşacık punto yünleriyle tüm kıyafetleri rahatlıkla örebilirsiniz. Bebeklere güvenle giydirebilirsiniz. Yumuşacık, çok güzel bir yün gerçekten. Örgüler, giysiler bir yana, ben şöyle yumuşacık bir yıkama bezi yapayım istedim. Böyle tığ işiyle kolay yapılabilecek bir şey ve benim gibi az tığ işi bilenlerin bile rahatlıkla halledebileceği bir şey. Şöyle işte minik bir örneği bu desek. Bunu da şöyle yarısına ya da çeyreğine kadar gelmiş oldum. Buradan aynı şekilde hiçbir fark olmadan devam edebiliyoruz. Çok şirin. Sadece sık iğne ve zincir ile rahatlıkla yapılabilecek bir model. Göstereyim. İnanacaksınız o zaman. Şimdi özellikle dediğim gibi tığ işi bilgisi çok kısıtlı olanlara sesleniyorum aslında. Eğer tığ işinde sık iğne ve zincir nasıl yapılır bilmiyorsanız, o zaman işin tamamen ABC'sindesiniz demektir. Onlarla ilgili iki tane videomuz var. Pratik ederek o konuları halledelim. Ondan sonra buradan devam edelim. Şimdi ipi aldık, açtım ben biraz. Tığ da var önümüzde. Benim elimde bir 3,5 numara tığ var. Biraz daha kalın da olabilir. Şu anda benim elimdeki tığ buydu. Şimdi ipi alıp şöyle parmağımıza şu şekilde dolayıp, ondan sonra şunu böyle, bunu da onun üstüne çekince, tığ da alıp şöyle arasından geçirince ilk hareketi yapmış oluyoruz. Şimdi aslında böyle bir şeyi yapmak için 24 zincir çektim. Öbür daha minik örnekleri yapmak için onun yarısı kadar 12 tane zincir çekelim. Şöyle gevşek bir biçimde çekelim ama, olur mu? 2 3 Evet, 12 tane zincir hazır. Gevşek gevşek yaptık. Bu zincir benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle bileklik falan yapmak için. Şimdi 12 tane zinciri çektik. Elimizde bu. Şu ilk aralık değil de, yani şu bitirdiğimiz yer değil de, onun bir sonraki. Ona batıyoruz. Ve bir sık iğne yapacağız. Sık iğne yapmak için ipi bu şekilde çekip, ondan sonra da bu ikisini alıyoruz. Şimdi ilk sık iğnemizi yaptık. Şimdi hemen yanındaki aralığa değil de bir sonraki aralığa batacağız. O yüzden bir tane zincir çekiyoruz. Biraz mesafe gideceğiz diye. Dediğim gibi bir sonrakine batıyoruz. Sık iğneyi yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sonra yanındakine değil bir sonrakine batıyoruz. Değişen bir şey yok. Sıra sonuna kadar bunu devam ettiriyoruz. Zincir. Bu değil bu. De sonuna geldik. Bir zinciri daha çekiyoruz. Şimdi yapacağımız şey arkasını döndürmek. Şu çekilsin şöyle. Arkasını döndürdük. Şimdi burada sıra başında hemen şu dibindeki aralığa batıp sık iğne yaparak sıra başımızın güzel olmasını sağlıyoruz. Şimdi böyle biraz daha düzgün, oturaklı bir yükselme olacak. Şimdi sırada, burada o bir önceki sırada yaptığımız sık iğne var. Biz şuradaki büyük deliğe gelmeye çalışacağız. O yüzden yine bir mesafe gideceğimiz için bir zincir daha çektik ve şurayı atlayarak bu deliğe baktık. Yine sık iğne yaptık. Yine bir zincir çektik. Bakıyoruz. Bakın burada işte delik görünüyor. Buraya battık. Sık iğne yaptık. Zincir çektik.
Delik burada. Battık. Sık iğne. Zincir. Şurada. Battık. Sık iğne. Zincir. Şimdi burada şurası biraz fazlalık kaldı ya. O yüzden şuraya da batıp düzgün alıp tabii şöyle bir sık iğne daha yapalım ve bir zincir daha çekelim. Şimdi ne yapacağız? Haliyle arkasını döndüreceğiz. Ve aslında bundan sonra olaylar hep aynı şekilde devam edecek ama biz şimdi bir sıra daha yapalım tabii ki. Şimdi hemen bu ilk başlangıç yerine batalım, sık iğne yapalım ve düzgün devam edelim dedik ya, o sözümüzü gerçekleştirelim. Bir zincir. Şimdi bir bakalım. Şu değil de bu. Biraz daha büyük olan. Sık iğne. Zincir. İşte şurada zaten. Sık iğne. Zincir. Burada. Düzgün alalım. Sık iğne. Zincir. Böyle böyle sık iğne, zincir diye diye gene sonuna geldik. Burada yine böyle bir son hikaye kaldı. Oraya da yine batalım. Sık iğne, zincir derken böyle baktık ki yukarıya doğru gidiyor. İşte şunu gene önümüze alalım. Böyle bir şey yapıp onun iki katını düşünün. Yukarıya doğru da artık bir kare oluşturacak şekilde devam edebilirsiniz. İşte ben böyle minnoş şekilde yapıp bitirmiştim. Kapatırken de hiçbir numarası yok. Bıraktığınız yerden böyle kesip birazcık daha çekip kesip ondan sonra tığla şöyle arkadan mesela uygun bulduğunuz bir yerden şuradan çekip ondan sonra şuradan çekip biraz yürütüp saklayıp şöyle arkalara doğru kolayca kaçmayacak bir biçimde. Ondan sonra keserseniz biraz daha sağlam ve hoş bir sonuç elde etmiş olursunuz. Sık iğneyle ve zincirle gayet rahatça yapabileceğiniz, tığ işi acemilerinin kolayca altından kalkabileceği, bence çok da cici görünen bir çalışma. Punto yünleri de süper.